Bu derste kanvas yüzeyine yay yani ark, kuadratik ve bezier eğriler nasıl çiziliyor onları anlatacağız. Bu önemli bir konu. Bilgisayar grafikleri dersinde de özellikle bezier ve spline gibi eğriler çizdirilmesi istenir, ödev olarak verilir. Bu eğrileri HTML5 ile kanvas yüzeyi üzerinde rahatça çizebilirsiniz. Özel tanımlı komutları da mevcuttur. Bu derste onları inceleyeceğiz. Öncelikle bezier eğrileri nedir ondan bahsedelim. Arc dediğimiz şey dümdüz bildiğimiz bir yay. Bunu 360 derece çevirerek normal dairede oluşturabiliyorsunuz. Ama bezier eğrileri biraz farklı. Bezier eğrileri kabaca anlatmak istersek belirli kontrol noktaları olan ve bu kontrol noktalarına şurada belirtilen formüllerle çeşitli uzaklıklarda eğri üretiliyor. Bu kontrol noktalarını hareket ettirdikçe eğrinizin şekli de değişiyor. Buna bezier eğrileri diyor, deniyor. Kuadratik eğriler ise bu bezier eğrilerinin özelleştirilmiş hali. Özellikle iki noktayla başlangıç ve bitiş saymazsak iki noktayla kontrol ediliyorsa bunlara da kuadratik ve kübik bezier eğriler adı veriliyor. Bunlar otomatik olarak tanımlanmış kanvas yüzeyinde çizdirilebilir arkadaşlar. Hemen kodlamaya başlayalım. Ben arc ile başlayacağım. Sıfırdan belki benim video serimi izlemeyenler olabilir. Dolayısıyla sıfırdan kanvas üreterek işe başlayacağız. Öncelikle kanvas width height diyerek yükseklik ve genişliğini belirtelim. 500 piksel olsun. Yükseklikte 400 piksel olsun. Bir de buna ID değeri verelim arkadaşlar. Ben ID değeri olarak yüzey vereceğim. Yüzey ismini vereceğim. Türkçe kullanacağım. Bir önceki derste anlatmıştık. Bu kanvası normal style ile kontrol edebiliyoruz CSS kodları ile. Ben burada canvas diyerek tüm oluşturacağım canvasları buradan kontrol edeyim. Buraya bir blok açıyorum. Background color belirleyelim. Açık bir renk olabilir, beige olsun. Bir de kenarlık çizgilerini belirtelim ki çizim alanımız belli olsun arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da bir border style solid diyerek belirtiyoruz. Şimdi bunu çalıştırdığımızda şurada gördüğünüz kanvas yüzeyini oluşturduk. Bunun içine biraz önce bahsettiğimiz eğrileri çizdirelim hemen. Kanvas biliyorsunuz JavaScript ile kontrol ediliyordu. Dolayısıyla buraya bir script tag'ı açıyoruz ve kodlamaya devam edeceğiz. İlk önce bir kanvası bir değişkene atmamız lazım. Burada yüzey isimli ID'si yüzey olan elemanı C değişkenine atıyoruz. Bir de context üretmemiz lazım. Kısaca CTX diyeceğim ben buna. Bu CTX'i de c.getContext diyerek iki boyutlu bir çizim yapacağız. Dolayısıyla 2D diyorum buraya. Diyerek ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Bütün işlemlerimizi artık buradaki CTX değişkeni üzerinden gerçekleştireceğiz. İlk yapacağımız işlem canvas üzerine bir arc çizmek yani yay çizmek olacak. Hemen canvas.beginPath diyerek şöyle yapalım. CTX. Yeni bir çizim yolu başlatıyoruz. Her bir beginPath yeni bir çizim yolu açar. Arc için bir çizim yolu başlatıyoruz. Daha sonra CTX.arc diyerek parametrelerimizi gireceğiz. Burada 5 adet parametre var. Birincisi bizim yayımızın merkezi. Yay dediğimiz şey aslında bir dairenin bir parçasını oluşturuyor. Çap büyüklüğü, radius
ve diğeri de başlangıç ve bitiş açılarından oluşacak. Bir parametresi daha var. O da saat yönünde mi dönecek yoksa ters saat yönünde mi? Clockwise ya da counterclockwise diye adlandırılıyor bu tekniklerin. O şekilde parametreleri mevcut. Şimdi ben istiyorum ki tam merkezi kanvasın ortasında olsun. Burada bizim x'imiz biliyorsunuz 500 pikseldi. Yarısını girebiliriz burada. 250 diyebiliriz. Ve yükseklikte yani y ekseninde de 200 piksel diyebiliriz. Bu birinci yöntem. Diğer bir yöntem ise kanvasın bazen bu genişlikleri değişken olabilir. Ekran boyutundan gelebilir vesaire. Buralarda değişken kullanmak gerekiyor. Burada kanvasın genişliğini alacağız. Dolayısıyla C nokta Width dediğimizde bize döndüreceği değer 500 olacaktır. Bunu 2'ye böldüğümüzde artık ne olacak? 250 değerini almış olacak. Yine aynı şekilde C nokta height bölü 2 diyerek şu 400'ün yarısını almış olacağız. Ve bizim arkımız artık tam ortada olacak. Çapını belirleyelim. Çapı biraz büyük olsun. 100 piksellik bir çap olsun. Başlangıç ve bitiş açılarını girmemiz gerekiyor. Burada 0. dereceden başlasın. Kaç dereceye gidecekse bunu artık pi sayısı üzerinden radyan cinsinden belirtmemiz lazım. Dolayısıyla mat pi dediğimizde burada şurayı büyük harfle yazalım. Mat pi dediğimizde 180 derece dönmesini sağlarsınız. 2 pi derseniz 360 derece dönmesini sağlarsınız arkadaşlar. Burada biz 0. dereceden 180. dereceye kadar belirttik. Başlangıç açısını isterseniz mat pi bölü 2 diyerek 90'dan 180'e de yapabilirsiniz. Burada tabi çizimin özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Mesela stroke style. Burada bir renk belirtebilirsiniz. İsterseniz bu renk 16'lık da olabilir. Mesela ne yapalım? Kırmızı ağırlıklı bir renk girelim. DD00 dedi. Yine kalınlığını belirtebilirsiniz. CTX nokta line width deyip buna da bir değer girebilirsiniz. Mesela beşgen. Daha sonra yapacağınız işlem bunu çizdirmek olacak. CTX nokta stroke demeniz yeterli. Bunu dedikten sonra çalıştırdığımızda şu şekilde bir çizimin gerçekleştiğini göreceksiniz. Şuradan açıklamaya çalışayım. Tam şu nokta bizim yayımızın merkezi ki biz burada width bölü 2 ve height bölü 2 diyerek çizim alanının ortasını aldık. Yarıçap değerimiz 100 yani tam merkezden en uzak noktaya olan yer 100. Başlangıç açısı 0. Ve mat pi değeri 180 derece olduğu için 180 derecelik bir açı çizdik. Eğer başlangıç derecesini sıfırdan değil de 0,5 çarpı mat nokta pi deseydik bu sefer 90. dereceden başlatmış olacaktık başlangıç açısını. Çalıştırıp görelim hemen. Şurada gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? 90. dereceden 180. dereceye kadar çizdirmiş olduk. Eğer bunu sıfırdan şöyle yapalım. Sıfırdan 2 çarpı mat pi deseydik 360 derece döndürmüş olacaktık. Dolayısıyla tam bir daire çizmiş olacaktık. Şurada gördüğünüz gibi. Arc ile anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hemen şuradaki kuadratik ve bezier eğrilere de örnekler verelim. Yine ben bu kod burada kalsın. Kodları paylaşıyorum biliyorsunuz. Paylaşacağım daha doğrusu. Yorum kısmının YouTube kanalındaki yorum kısmından bulabilirsiniz. Google Drive üzerinden paylaşıyorum. Herhangi bir download etmenizde sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen kuadratik eğri nasıl çiziliyor ki bu da bezier'in bir çeşidi aslında. Ona göz atalım. CTX nokta begin path diyerek
Yeni bir yol açıyorum ve GTX nokta kuadratik kurve tu diyerek kodumu gireceğim. Tabi burada parametreler mevcut. Bu parametrelerden bahsedeceğim. Tabi bu parametreleri açıklamadan önce bir başlangıç noktası belirlememiz lazım. Move to komutu aynı imleç gibi düşünün. X ve Y ekseninde başlangıç noktasını belirtmemizi sağlıyor. Ben burada başlangıç noktası olarak 200 ve 300 noktasını başlangıç olarak belirleyeceğim. X ve Y koordinatlarını. Daha sonra bu kuadratik kurveyi oluşturacak olan 4 tane nokta değeri gireceğim. Bu 4, yani bu 4 değer aslında x1, y1, x2, y2 şeklinde ayarlanmış bir nokta değerleri. Mesela birincisi 188'e 150 olsun. Bu değerleri tabii atıyorum. Nasıl bir eğri karşıma çıkacak? Tam bir fikrim yok. Ama göreceğiz nasıl bir şey çıkacağını. Diğerleri ise 260'a 300 gibi bir veya 320 gibi bir değer oluşturalım. Yine burada line width 5 olarak kalabilir. Yukarıda tanımladığımız şey. Stroke style yine aynı renk olabilir. Önemli değil. GTX nokta stroke diyerek bu işlemi gerçekleştiriyorum. Ve bunu bir deneyelim. Acaba nasıl bir eğri çıkacak? Şurada gördüğümüz bir kırmızı eğri çıktı. Bu ikisi karışmasın diye şuradaki ikinci kuadratik eğrimin rengini değiştireyim. Stroke style diyelim. Buna da mavi renk verelim. Mavi renk için 0-0, kırmızı yeşili 0-0 yaptım. Şöyle bir mavi renk atadım. Şimdi tekrar bunu çalıştıralım ve görelim. Şurada gördüğümüz bir eğriyi oluşturduk. Burada bizim kontrol noktamızın bir tanesi 188'e 150 idi hatırlarsanız. Yani şuralarda bir yerde. Diğeri ise 260'a 320, şuralarda bir yerde. Burada bir kuadratik kurve oluşturduk. Eğer kurvenin devamını getirmek istiyorsak, yani çizildikten sonra yeni bir kurvenin devam etmesini istiyorsak, yine GTX dedikten sonra kuadratik kurve deyip yeni pointleri eklememiz lazım. Yalnız bitiş noktası bizim burada belirttiğimiz ve çizilen şeklin olduğu yer olacak. Şeklin bittiği yer olacak. Dolayısıyla buraya dikkat edelim. Mesela şöyle bir değer girelim buraya. Mesela 280'e 420 gibi büyük bir değer girelim. Başlangıç noktası, pardon, bitiş noktasında yine büyük bir değer girelim. Mesela 300'e 350 gibi bir değer girelim ve çizdirelim. Şurada gördüğümüz olaya dikkat edelim. Benim birinci kuadratik kurvem hatırlarsanız şurada bitiyor. Başlangıç noktası yine aynı yer kabul ediliyor. Şuradaki kontrol noktasına göre yeni bir kuadratik kurveyi ne yapıyor? Buraya üstüne ekleyerek devam ediyor. Eğer araya bir begin path atsaydık, tabii çizdirdikten sonra bir begin path atsaydık bu yeni bir çizgi olmuş olacaktı. Burada ise üzerine eklenerek devam ediyor. Kuadratik kurveler bu şekilde ne yapılabilir? Kontrol edilebilir. Şimdi gelelim bezier eğrilerine. Bezier eğrileri de yine kuadratik eğrilere benziyor. Hemen bunun için de yeni bir yol açalım. Begin path diyerek yolumuzu açıyoruz. Daha sonra yine burada bir başlangıç noktası belirtmemiz lazım. GTX nokta move to diyerek
Başlangıç noktamızı 100'e 100 gibi bir yere ekleyeyim arkadaşlar. Daha sonra ctx nokta bezier. Bezier curve 2 diye devam ediyor. Burada iki tane kontrol noktası oluşturduktan sonra en son bitiş noktasını belirteceğiz. Burada ekleyelim. Şimdi birinci kontrol noktamız elliye 50 olsun. İkinci kontrol noktamız 180'e 220 gibi bir değer olsun. Daha sonra bitiş noktasını belirtelim. Bitiş noktası da 200'e 200 gibi bir değer olsun. Bu değerleri ben tabii şu an salladım. Nasıl bir eğri çıkacak göreceğiz birazdan karşımıza. Bunu da yaptıktan sonra tekrar şey yapabiliriz. Rengi değiştirebiliriz. Farklı bir renk atayalım. Stroke style diyelim. Buraya bu sefer yeşil atayım ben. Yeşil bir değer atayım. Çizgi yeşil olsun. Daha sonra CTX stroke diyerek çizimi tamamlıyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi bunu çizdirelim ve sonucu görelim. Şurada gördüğümüz yeşil çizgi oldu. Yani yeşil eğim oldu. Bu yeşil eğim dikkat ettiyseniz 100'e 100 noktasında, fakat bizim kontrol noktamız 50'ye 50 olduğu için başlangıçtaki noktayı buraya çekti biraz. Dolayısıyla burada bir gedik oluştu. Eğer bunu ben 50'ye 50 değil de şuraya bir yere alsaydım kontrol noktasını, bu sefer şu şekilde bir eğim oluşacaktı. İsterseniz alalım. 50'ye 50 değil de 50'ye 200 gibi bir değer yapalım burayı. Ve nasıl bir iş gerçekleştiğini görelim. Bakın şu bir önceki çizdirdiğimiz, şu ise kontrol noktası biraz daha aşağıya alınmış olan eğri. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Kontrol noktalarıyla çizgiyi, bezier eğrisini çizdirmiş oluyorsunuz. İkinci noktayı da mesela daha uzak bir yere çekerek buradaki eğimi değiştirebilirsiniz. Mesela 220 değil de 290 olsa ne olur? Çalıştıralım. Biraz daha yay bu tarafa doğru çekilmiş oldu, asılmış olduk yani. Burada dikkat ettiyseniz mavi çizgi kırmızının üstünde, yeşil çizgi yine kırmızının üstünde. Canvas'ta şöyle bir şekil kural var. En son çizilen çizgi en üst katmanda, en üst layer'da kabul edilir. Dolayısıyla o çizginin üstünü kapatır. Eğer yeşili mavinin üzerine getirseydik bu sefer yeşil mavinin de üzerinde olacaktı. Dolayısıyla en son çizdirdiğimiz çizgi en üstte görünmüş olacaktı. Bu kuralı da bir kenara yazalım. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Çizgileri çizdirebiliyoruz canvas yüzeyinde.